Sevgili izleyiciler, İrfan Demir ile Halkın Sesi programında bu hafta öğrencilerle ilgili gündemdeki konuları işleyeceğiz. Ev fiyatlarını, yurt sorunlarını gündeme getireceğiz. Bizi izlemeye devam edin. Evet, üstadım merhabalar. Merhaba. Sizi tanıyabilir miyiz? İsmim Ali Kantarcıoğlu. Tekirdağ Devrimaltı bölgesinde esnafım ben. Yaklaşık 7-8 senedir bu bölgede esnaflık yapmaktayım. Burada öğrencilerin geçen sene yapmış olduğum haberlerde bayağı sorunları vardı. Hala devam ediyor mu? Ev sorunları. Ev sorunları şu anlık yavaşladı. Sebepleri de yurtların kapasitesinin arttırılmasından dolayı ev fiyatlarının otomatik olarak geri geldiğini görmekteyim. O sebepten dolayı evlerde boşluklar olduğunu görmekteyim. Fiyatlar ilk etaptaki istedikleri fiyatların otomatik olarak %10, %20 aşağı gelmesine sebebiyet verdi. Bu sebepten dolayı ev fiyatları gerçek fiyatlarına dönüşmeye başladı. Yani şimdi burada bir evde 3 katlı, binanın kapasitesi 3 katlı ortalama. Adam kalkmış 3 katta 40 tane daire yapmış, bölmüş odaları. Bu tür yapılar var mıdır? Vardır. Ama dediğim gibi bunu devlet görevlilerimiz takip edecek. Bunları dediğim gibi görevliler bunlarla ilgilenecek. Çoğu el altından parayı alıyor işte. İşte o da var. Gibi gibi. Bir de şu var. Esnafsınız, mutlaka duymamıyorsunuz. Yeni yapılan yurtlarda bayağı sorunlar var. Tam faaliyete geçmeden çocuklar eleştirildi. Sorunlar oralar, yani yeni yurtta özellikle Köseles yolundaki yapılan erkek yurdunda çok büyük sorunlar var. Sıcak suyundan tutun, dediğim gibi kapasitesinden tutun. Yani birçok insanı yerleştirmişler. Yaklaşık 500-750 öğrenci burada mağdur edildi. Sokakta kalmak zorunda kalındı. O öğrenciler tekrardan ev arayışına geçti. Şu an dediğim gibi birçok öğrenci ev arayışına başladı. Ana konu burada yurtların konusu, doğru mu? Doğru. Ya yurttaki kapasite düzgün olmuş olsa bu talep de bu kadar düşer aşağıya. Aynen öyle. Peki, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Merhabalar. Merhaba. Tanıyabilir miyiz? Selam ben. Selam. Namık Kemal gidiyorsun? Üniversitesi'nde okuyorum. İkinci yılım. Bölüm ne? Lojistik. Lojistik. Ev mi yurt mu? Apart. Kaç kişi kalıyorsunuz apartta? Tek. Kaç para kira veriyorsunuz? Bu yıl değişti. 13 bin toplamda. Geçen sene ne kadardı? 6 bin. 6 bin. 13'e çıktı. Evet. Peki kirayı elden mi diyorsunuz yoksa? Yarısını IBAN'la, yarısını elden. Niye öyle oluyor IBAN'la? Çünkü elektrik, su, fatura, aidatlar dahil içine. O yüzden sistemde öyle olması peki, gerekiyor. Peki bunlar vergi verdiğini biliyor musun ev sahibinin? Evet. Kaç kişi kalıyor apartta? Kaç öğrenci var? Onu tam bilmiyorum. Kirada bir kaç katlı orası? 3. 3 katlı. Bir katta kaç tane apart var? 6-7 daire var. 6-7 daire var. Demek ki 7-7-14-21. 3 katlı binada 21 kişi kalıyor değil mi? Aşağı yukarı. Evet. Ortalama ne güzel ya. Nereliyiz bu arada? Çanakkale'liyim ben. Çanakkale. Evet. Gelibolu deyince aklınıza geliyor? Gelibolu'ya hiç gitmedim, bilmiyorum. Deyince aklına ne geliyor? Bilmiyorum. Gelibolu nerede? Çanakkale'de. Çanakkale'de. Ne var o diye bu tarihin oranın? Çok bilmiyorum. Tarihte orada biliyoruz savaş yapılmış. Evet tabii yani. Ama yani gitmedim hiç, çok bilmiyorum. Peki teşekkür ettim. İsim neydi tekrar? Selen. Selen? Selen. Selen soy isim Çoban. 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 Peki teşekkür ettim, kolay Rica gelsin. Ederim. Devam ediyoruz. Merhabalar, kolay gelsin. Öğrenciyiz değil mi? Evet. Nerede okuyoruz? Namık Kemal. Bölüm ne? Ziraat mühendisliği okuyorum. Kaçıncı sınıf? Dördüncü sınıfım. Ev mi yurt mu? Yani fark etmez, ikisi de duruma evde mi göre. Yurtta mı kalıyorsunuz? Ha, evde kalıyorum. Kaç kişiye kalıyorsunuz? 2. Ne kadar kira alıyorsunuz? 7. 7. Geçtiğimiz sene ne kadardı? 6,5. 6,5. Peki bir odada kaç kişi kalıyorsunuz? 2. 2 kişi. Kirayı elden veriyorsunuz, bankayla mı? Elden. Elden. Evet. Peki ev sahibiniz vergi kaçırıyor mu? Verginiz var mı? Hayır. Vermiyor. Peki bir kaç katlı binanız? 3. Bir katta kaç tane daire var? 3. 3. 3, 6, 12, 24, 30 kişi falan kalıyor 3 katlı binada. Doğru mu? Yani kısmen. Kaç metrekare? Ha, hiç bilmiyorum ki. 100 kaçtır? Bir oda, salon, mutfak falan mı? 1+1 normal de. Büyük ama. Büyük. Teşekkür ettiğim, kolay gelsin. İşte kaçıncı sınıf? 3. sınıf. 3. sınıf. Ev mi kira mı? Yurt mu? Ev. Kaç para veriyorsunuz kira? Kira 8.000. Kişi başı. Kaç kişi kalıyorsunuz? 5 kişi. Bir odada. Yani 3+1. 3+1 de
5 kişi başı 8. 5 kere 8 40. 40. Kirayı elden veriyorsunuz, banda mı, bankayla mı? Evet, elden. Elden. Niye elden veriyorsunuz? Yani bize de iyi verdiğinize dair bilmiyorum. İmza falan alıyor musunuz? Evet. Ne alıyorsunuz? Fiş falan mı veriyor yoksa fatura yani, mı nedir? Yani hepsi 8000 içinde. 8000. Peki mal sahibiniz vergi kaçırıyor mu? Nasıl o? Vergi veriyor mu devlete? Aa, yok. Vermiyor. Nereliyiz bu arada? Kazakistan. Kazakistan. Siz? Kazakistanlıyız. Kazakistan. Sizin bölüm ne? O okumuyor. Okumuyor. Peki başarılar diliyorum. Kolay gelsin. Teşekkür. Kolay gelsin. Biz şu an konuşacak halimiz evet, yok. Nerede okuyoruz bölümde? Mimarlık abi. Kaçıncı sınıf? 3. Ev mi yurt mu? Ev. Kaç para kira veriyorsunuz? 7. 7. Kaç kişi kalıyorsunuz? 2. 2 kişi kalıyorsunuz. 14. Bir kaçta kat daydı kat var. Hı? Bir tane kaç kişi var? Aa, yatay şey ya, bayağı var yani. Peki kirayı elden veriyorsunuz, İBAN'la mı? İBAN'la. İBAN'la. Nasıl fiyatlar? Pahalı. Pahalı. Nereliyiz bu arada? Trakya. Trakya. Siz bölüm ne? Mimarlık. Kaçıncı sınıf? Üçüncü sınıf. Ev mi yurt mu? Ev. Kaç para kira? Aynı'da kalıyoruz. Siz? Ben evde kalıyorum. Kaç kişi kalıyorsunuz? 3 kişi kalıyorum. Kaç kalıyorsunuz kira? 18. 18. Kişi başı mı yoksa 3 mü? Yok, kişi başı 6. 6, 12, 18. Peki elden mi, İBAN'da mı? İBAN'dan veriyoruz. Vergi veriyor mu acaba ev sahibiniz devlete? Sen ya. Vallahi abi bilmiyorum ki ya. Bilmiyorsun. Belki de vermiyordur. Vermiyor. Ama şimdi günahını almayalım yani. Almayalım. Peki bir dairede kaç kişi kalıyorsunuz? 3 kişi kalıyoruz. 3 kişi. 3 katlı bina. Doğru 3 mu? Kattan fazla. 4 katlı. Burada mı? Aynen. 4 katlı olmaz. 3 katlıyım en fazla burada. Ya bir de çatı katında var. Oh, oradan da geçiriyor öyle mi? Aynen. Şimdi şey yapmayalım. Mimarlık abi. Hepimiz mimarlık. Hepimiz mimarlık. Evet. Peki ülkenin gidişatı nasıl? Gençlerin geleceği umut var mı? Yok abi. Yok. Nereye gidiyoruz? Kötü gidiyor. Yani. Ne olacak böyle? Okul bitince ne yapacaksın? Hayat zaman başlayacak. Yani şimdilik pek şeyimiz yok, ümidimiz yok. Yurt dışına gidiyoruz var mı? İnşallah olursa ne diyorsun? İnşallah. Yani inşallah abi yani sonunda durumlar falan inşallah diyelim. Bir de şunu soracağım genel olarak şu son zamanlarda bir şey var gündemde çok kötü konular var. Gençler öldürülüyor, kızlar öldürülüyor, katlediliyor, diriliyor, kesiliyor, parçalanıyor. Ne diyeceksiniz bu konuda? Bilgisizlik abi tamam. Bilgisizlik cehalet mi? Cahillik mi? Aileyle alakalı. Gençlerin çoğu maddeye alışmış durumda. Evet, uyuşturucu zaten bu işin en başını çekiyor. Peki, çok teşekkür ettim. Kolay gelsin gençler. Merhaba. Ev mi, yurt mu? Yurt. Ne zaman girdiniz yurda? Bu sene mi çıktı, geçen sene var mıydı? Geçen sene vardı. Peki, yurdun durumu nasıl? Yani güzel ama bazı imkanlar tabii kısıtlı olduğu için. Nedir mesela o? Yani yemek konusu olsun, ne bileyim. O şekilde. Anladım. Peki yeni açılan yurtla ilgili şikayetler var. Bununla ilgili bilginiz var mı? Erken yurtla ilgili açılan. Ya onun hakkında benim bir bilgim yok ama ben Güne Bakan'dan bahsediyorum. Ben geçen sene Aka yurdundaydık. Biz B bloktaydık. O daha güzeldi. Ama bu yani daha kısıtlı imkanları var. O yüzden sadece onu biliyorum. Erkek yurdunu bilmiyorum. Peki, teşekkür ettim. Merhabalar. Sizin bölümde? Alman Dili ve Edebiyatı. Kaçıncı sınıf? Hazırlık ben. Daha hazırlık. Ev mi yurt mu? Yurt. Ne kadar yurt senin acası? 850 gibi bir şey olması lazım. 850. 850 olması lazım. Biliyor musunuz? Ya yeni başladım ben. Ha, bu ay ilk. Peki gidişat nasıl? Öğrencinin gidişatı? Ya şu an ya yurttan bahsediyorsanız yurtta gayet iyiyim şu an. Sıkıntı yok. Güzel bir yurt. Ama tabii daha yeni bilmiyorum. Bir şey soruyorum işte. Peki teşekkür ettim. Kolay gelsin. Merhabalar. Öğrenci miyiz? Evet. Nerede okuyoruz? Burada. Bölüm ne? Kemal'de tıp. Tıp. Kaçıncı sınıf? 4. 4. sınıf. Geleceğin doktorlarısın değil mi? Evet. Ev mi yurt mu? Yurt. Nasıl yurdun durumu? Yani. Özellikle bu yeni açılan Köseyrazdaki erkek yurdun için bayağı şikayetler var. Evet. Duygunuz var, bunda bilginiz var mı? Evet. Kalan arkadaşlarım da var. Neler söylüyorlar? Şartları çok kötü. Ulaşımı yok denecek kadar az. Tam hazırlanmamış. Evet. Bu hayattan falan kapalı. Evet. Yerde. Daha tam inşaat halinde. Yani tam bitmemiş ama öğrencileri taşımışlar oraya. Peki branş ne? Ne düşünüyorsunuz? Daha karar vermedim. Peki kolay gelsin. Teşekkür ederim. Siz öğrenci miyiz? Evet. Bölüm ne? Tıp. Kaçıncı sınıf? 1. 1. Şişiniz burnunuza. Ev mi yurt mu? Yurtta kalıyorum. Nasıl yurdun durumu? Yani iyi. İdare ediyorum.
İyi idare ediyorsunuz. Aynen. Peki gelecekle ilgili düşünceniz ne? Hangi konuda? Geleceğinle ilgili. Okul bitti. Kendi geleceğimle mi ilgili? Yani henüz o kadar düşünmedim ya. Önce okul bitsin sonra düşünürüm Hadi yani. Hadi bakalım kolay Aynen. gelsin. Devam ediyoruz. Öğrenciyiz değil mi? Mimarlık kaçıncı evet. sınıf? Üçüncü sınıf. Üçüncü sınıf. Ev mi yurt mu? Ev. Kaç para kira veriyorsunuz? Sen de gel, sen de gel. Gel. Gelim de kaç o para? O da evde kalıyor, gel. Kaç para kira? 12. 12. Kaç kişi kalıyorsunuz burada? Tek. Tek kalıyorsunuz. Evet. Kaç katlı bina? 3 katlı muhtemelen. 5 katlı. 5 katlı. Evet. Burada 5 katlı. 4 katlı olabilir, bilmiyorum. 3 katlı fazla numara buranın da. Eski demek ki... site. Bu arkadaşımız daha kötü. 18 bine kalıyor, 1 artı 0. Öyle ben mi? Sen değil mi 1 artı 0 evi? 1 artı 1, 3 katlı bina. Ev mi kira mı var? Kira. Kira. Gel kenara. Peki kirayı elden veriyorsunuz IBAN'la mı? IBAN'a atıyoruz. Peki bazı sahibiniz vergi kaçırıyor mu sizce? Bilmiyorum. Dekon tutuyoruz tabii Öyle ki. Mi? Evet. Sen? Ben KYK yurdunda kalıyorum. Aşırı kötü. Asla öğrencilere değer ne vermiyorlar. Ne 200 bilmem kaç kişi 3 tuvaleti kullanıyoruz. 3 banyoyu kullanıyoruz. Asla insanların hak ettiği bir muamele değil. Aslında şunu söyleyeceğim. Yeni açılan Köseniz'deki erkek yurdu daha beter bir halde. Yeni Onu açıldı. Görmedim. Daha inşaatı bitmemiş evet, diye inşaatı duyduk. Evet inşaatı bitmemiş ama galiba. Kalıyor sıra sıra öğrenci alıyorlarmış. Bölüm neydi sizin? Mimarlık. Mimarlık. Asla KYK'da mimarlık çalışılmıyor bu arada. Düşünen varsa yurtta kalmasın. Ben eve çıkamadığım için çekiyorum. Peki evet şikayetler devam ediyor. Kolay gelsin. Bölüm ne? Dış ticaret abi. Kaçıncı sınıf? Son. Son. Kira ne veriyorsunuz? Ha, kira vermiyorum abi. Niye? Kendi evim. Kendi evim. Orada işi yutayım diyorsun değil mi? Yazdık Peki, abi. Peki duyuyor mu alıyorsunuz? Yeni açılan bu köşenizdeki erkek öğrenci yurdu hakkında bilginiz var mı? Var abi. Nedir onda şikayetler neler var? Ya en yakın arkadaşlarımdan 3-4 tanesi orada kalıyor abi zaten. Yani bir kere suların soğuk aktığını söylediler. Yani yazın adı neyse de kışın problem olur bu. Yurdun tamamlandığını söylemişler bir de sanırım. Hala ustalar falan çalışıyormuş herhalde. Birkaç tesisat problemleri daha varmış. Yani hazır olmayan öğrencileri oraya götürdüler. Anladım. Yani işin özeti bu. Şey hazır olmayan yurda. Anladım. Peki burada neler söyleyeceksin yetkililere? Vallahi abi yetkililere aslında pek de söylenecek bir şey bulamıyorum artık ya. Yani hani her şey ortada, her şey apaçık gözüküyor. Ama görmemiş gibi yapıp yani bilmiyorum ben söyleyecek pek bir şey bulamıyorum. Herkes görevini yapsın sadece bu yeterli bence. Peki, çok teşekkür ederim. Rica ederim. Yurtta mı evde? Evet yeni yurt. Yeni açılan yurtta. Nasıl yurtların durumu? Ya, pek iyi değil sayılmaz yani. Nedir mesela? Tam bitmemiş yurt. Bir de çok uzak. Gidiş gelişlerde sıkıntı oluyor. Hadi yazın neyse kışın ne yapacaksınız? Aynen kışın zor bir de akşam saatlerinde biraz sıkıntı oluyor. Saat 10.30 mu 11 mi ne son araba. Hı-hı. Biraz bizim için zor oluyor. Çok doluyor arabalar. Ona bir çözüm bulmaları lazım. Bir de odaları filan da daha temizlik memizlik daha yapılmamış. Etrafında hiçbir alışveriş olsun market vesaire hiçbir şey yok. Yani çok eksik var yurtta. Yurdun tamamlanacak çok şey var. Keşke bu sene değil de seneye geçseydik. Peki çok teşekkür ettim. Kolay ben gelsin. Merhabalar. Sen yanımda dursun yapayım. Gel sen de gel. Merhaba abi. Nereliyiz? Erzurum abi. Erzurum. Yeni yurtta kalıyorsunuz herhalde. Evet abi. Nasıl durumu? Abi yeni yurtta ne bir güvenlik önlemimiz var. Tamam jandarma abiler duruyor Allah razı olsun da. Yani bir şey yapmak isteyen adam arkadan da girer. Hı-hı. Girişte parmak izi diye bir şey yok. İsteyen Hı-hı. kafasına göre yurda girip çıkabilir. Tipi, yani öğrenci bir tipine benziyorsam beni her türlü alacaklar o yurda. Anladım. Peki onun yarısı tam tamamlanmış mı? Yok bir tane arkadaşımız herhalde inşaattan dolayı ayağını burktu alçaladılar ayağını. Allah Allah. Evet. Banyo giderleri çalışmıyor. Şikayette bulundu mu peki? Yok şikayette bulunmadı. Uğraşmak istemiyorum dedi. Ondan sonra banyo giderlerimiz çalışmıyor. Yukarıdan sular damlıyor. Anladım. Yurdun içinde... Hani her şey daha yeni yeni yaptılar. Yeni bloğumuz yeni açıldı. Yemekhane şu an yemekhane bir tek güzel. İnternetimiz yok. GSB diye bir wifi'miz yok. Telefonlarımız çekmiyor. Çamaşır makinalarımız yok. İki haftadır şey elbiselerimizi yıkayamıyoruz. Ulaşım güzel yani şu anlık yapmaya çalışıyorlar. Yani bir uğraş var. Ama daha çok yapılmasını altıncı isteriz. Yurtta 6 kişi. 6. tip yurtta son moda yani en son yurtta. Yani en fazla ücret ödediğimiz yurtta 6 kişi kalıyoruz. 4 kişi kalmamız gerekirken. Ne kadar fiyatları? Yani 800 küsür olması lazım. Yani 55 lira 300 lira veren de bizde aynı kalıyor. Biz 800 lira veriyoruz. Aynı şekil kalıyoruz. Ki arkadaşlarımız giremedi yurda. Parasını ödediler yine. Niye? Yani yurda alım olmadı gönderdiler. Ha. Çocuk Van'dan gelmiş diyor ki yer yok. Anladım. Ne abi şimdi o? Nerede kalıyor? Yani şimdi yeni yeni açtılar. Anladım. Bu hafta yeni açıldı. Peki çok teşekkür ederim. Rica ederim. Devam ediyoruz.
Evet sevgili izleyiciler, dedik ya bu öğrenci yurtlarında, seyahatlerinde sorunlarını gündeme getiriyoruz. Bin dinleyip bin aşıtıyoruz. İşte gördüğünüz gibi öğrenciler okul çıkışlarında, yurt çıkışında çıkmışlar, devam ediyorlar. Merhaba. Merhabalar. Nerede okuyoruz? Burada okuyorum abi. Bölüm ne? İngiliz Edebiyatı. Kaçıncı sınıf? İkinci sınıf. Ev mi, yurt mu? Yurttayım. Yeni yurt mu, eski mi? Bu yeni yurtta, Köseli İlaç Saçlar. Nasıl oran durumu? İnşaat daha yeni olduğundan dolayı bir şeyler var. Hala tam bir organize olmamış bir durum var. Ama öğrenciler alınıyor. Alınıyor. Peki öğrencilerin şikayetleri var oraya ilgili. Daha iyi biliyorsun. Nelerdir onlar? Ya benim odamda şahsen elektrik, su var. Ama şöyle bir sıkıntı var. Herkesinki değil. Bloklar yeni olduğundan dolayı sıcak suyu olmayan duyduğum arkadaşlar falan filan var da. Zamanla büyük ihtimalle tamir olacak. Anladım. O işler. Siz nerede kalıyorsunuz? Ev mi? Ev. Nerede ev? Burada. Çarşıda. Kaç para kira veriyorsunuz? Ben vermiyorum. Niye? Kendi evim mi? Orada iş yürütüyorum diyorsun. Peki kolay gelsin. Trakya Türkiye'de. Hangi yurt? Yeni yurt mu? Yeni yurt abi. Nasıl olan durumu? Abi şu anlık kötü ya. Ne var kötülük? Abi çok bulunuyor. Eksiklerimiz var bayağı abi. Abi şimdi şöyle, yeni yapıldığı için yurt, bayağı eksiklerimiz şunlar. İşte çamaşırhanemiz yok şu an. Çamaşırlarımızı yıkamak için uzaktan gelenler çok sıkıntı çekiyor. Hı. Ben Çerkezköy'de yaşıyorum, o yüzden benim gidip gelmem kolay ama uzaktan gelen arkadaşlarım var Ankara'dan, Bursa'dan. Yani çok kıyafetleri birikti. Çok sıkıntı çekiyorlar o durumda. Benim yurt var. O da arkadaşları güzel olduğu sürece her şey mükemmeldir abi. Köse İlyas. 713 numara. Başka bir şey demiyorum. Arkadaşlar gelin bakayım. Yurt mu, ev mi? Nerede kalıyoruz? Yurtta kalıyoruz. Yurtta kalıyoruz. Nasıl yurtun durumu? Bizimki güzel ya. Memnunuz. Evet. Memnunsunuz. Ama çamaşırhane tıp fakültesi. Kaçıncı sınıf? Birinci sınıfız. Şeriz burnunuzda. Evet evet. Peki anlatın bakalım. Çarşın durumu, fiyatlar nasıl? Ya fiyatlar uygun bence büyük şehire göre. Yani küçük şehir olduğu için uygun. Ulaşım biraz pahalı bizce. Ulaşım biraz daha kolay olabilir. Evet. Abonman gelebilir şehre. Evet. Demir altındaki yemek fiyatları, menüler nasıl? Yani 100 lira, 150 civarı yani maksimum o da. Yani. O yüzden uygun. Türkiye ekonomisiyle bir İstanbul'dan gelen için çok uygun. İstanbul'dan kim geldi? Ben. Neresine geldin? Silivri. Yakın. Yakın, yakın. Silivri soğuk oluyor biliyorsun değil mi? Evet. Esprisini yaptım. Peki kolay gelsin, başarılar diliyorum. Devam ediyoruz. Merhabalar. Merhaba. Yurtta mı kalıyoruz? Evet. Hangi yeni yurt mu? Evet. Nasıl durum oranın? İnşaat halinde sayılır. İnşaat halinde. Şikayetleriniz, sorunlarınız neler? Sorunlarımız birçok, ya B bloğun birçok odasında buzdolabı yok. Tesisat sorunu var. Çoğu duş başlığı problemli. Böyle. Peki bununla ilgili şikayetlerde bulunuyor musunuz, yetkililere söylüyor musunuz? Yani şöyle, zaten çok yeni bir yurt olduğu için çok da bir şey yapabileceklerini düşünmüyorum. Peki, teşekkür ederim. Kolay gelsin. Ziraat Mühendisliği, Biyosistem Mühendisliği. Nereliyiz? Buralı mıyız? Hayrabolu'dan geliyorum. Tekirdağ Hayrabolu. Nasıl? Gençlerin, öğrencilerin durumu nasıl? Yani şu an bakıldığında, ülke ekonomisine göre bakıldığında biraz farklı duruyor yani. Peki şey diyeceğim, bu yeni açılan yurtla ilgili mutlaka duymamışsınızdır erkek öğrencilerle ilgili. Yani evet, onu duydum. Ben daha önce özel kampüste kalıyordum. Ondan sonra yeni yapılan Güne Bakan da kaldım. Hı-hı. Ondan sonra şu anki durumu bilmiyorum yani. Çünkü ben mezun olduğum için sadece git gel yapıyorum. Şu an ne zaman bitti mesela okul? Okul normalde benim geçen sene bitti ama ben alttan derslerim olduğu için sadece git gel yapıyorum. Şu an mesleğe başlamak üzere misiniz? Başladınız mı? Gibi gibi. Diplomayı almam lazım. Ziraat Mühendisliği üzerine. Geleceğe umut var mı? Yani vardır diye umalım inşallah. Teşekkürler abi. Evet. Evde mi, yurtta mı kalıyoruz? Yurtta kalıyoruz. Nereliyiz? Giresunluyum. Ana sen? Erzurumluyum. Erzurum. Giresun neresi? Merkez. Merkez. Ben de Tireboğlu'yum bu arada. Evet. Şimdi nasıl öğrencinin durumları? Ya iyi, fena değil. Kaçıncı sınıf sizinki? Bir. Bölüm neydi? Fizik. Fizik. Evet. İki yıllık mı? Yok, dört yıllık. Dört yıllık. Sen? İkinci senemiz burada benim. Anladım. Peki evde olmuş olsa ne düşünürsün? Kiralar hakkında düşüncelerin ne? Anlamadım, bir daha. Kiralar hakkında bilgin var mı? Aklı kiralar sanırım biraz artmış bu sene için, evet. Ne sene artıyor da? Evet, arkadaşlarımız bazen zor durumda kalıyorlar. Senin bir avantajın var. Memlekette mi geldin sen buraya? Evet. O zaman senin fındık bahçen var, babam sağ olsun. Evet. Peki kolay gelsin. Teşekkürler. Evet, buyurun. Nedir, kaç para, kira ne kadar? Bayan için değil mi soruyorsun? Bayan için, evet. Ha, abicim 8 bin liraya da var, 7 bin 500 liraya da var. 8 bin liraya... Kaç artı? 2 artı 1 mi? 1 artı 1 mi? 1 artı 0 abicim bunlar. He. Odaların içinde tuvalet, banyo, mutfak hepsi mevcut. Anladım.
8000 liraya da var. Fatura da dahil. 8000 liraya da var, 9000 liraya da var, 10000 liraya da var, öyle mi? Hayır hayır. 8 ve 2 kişilik bunlar. Evet. 8000 lira ve 7500 lira. Ha, 2 kişi 7,5 ve 15. 8 16 öyle mi? Anladım. Peki kirayı elde mi alıyorsunuz, IBAN'la mı? IBAN'la. IBAN'la. Peki, teşekkür ettim. Kolay gelsin. Sağ olun. Şimdi. Sevgili izleyiciler, özellikle bu ev konularıyla ilgili az önce telefonda da görüştüm. 1 artı 1, 2 kişilik, 7,5, 15 lira 2 kişi, 16 civarında devam ediyor. Alo. Hadi buyurun. Ha, merhabalar. Bu kiralık 1 artı 2 kişilik olan ev kiralığı aradım ama. 2 artı 1 değil, oda olarak kaldı abi. Siz nasıl bir şey bakıyorsunuz? Ya iki... Tek öğrenci ve ikili olabilir. Yani iki öğrencimiz var da. Ha, iki öğrenci, bir odada iki öğrencilik yerim var abi. Ne kadar fiyatlar? Abi normalinde 8000'den veriyordum. Son yerim olduğu için son 4 kişi 7000'den veriyorum. Elektriği, suyu, doğalgazı, interneti bana ait. Yani 4 kişilik mi burası? 5 kişilik abi. Kaç? 5 kişi. 5 kişilik bir oda mı nasıl? 2 artı 1 nedir burası? 2 artı 1 abi. 2 artı 1. 2, 1. Mutfağı var ve banyosu var. Müşterek ama değil mi bu? Efendim? Müşterek, tuvalet, banyo. Tabii. Anladım. Yani demek ki 7 bin... Başı 7 bin abi. 28, 35 yapıyor öyle mi? İnterneti bana ait abi. Tamam, teşekkür ettim. İyi günler. İyi günler. Sağ ol. Evet sevgili izleyiciler, İrfan Demir ile Halkın Sesi programında öğrenci dertleriyle, sorunlarıyla ilgili araştırmamız devam ediyor. 1 artı 1, 2 artı 1 odalar 4 kişi, 5 kişi, kişi başı 7 lira para veriyor, 8 lira para veriyor, 35-40 bin lira geliyor aylık. Bir odayı düşünün, bir daireyi. Sevgili izleyiciler, İrfan Demir ile Halkın Sesi programının daha sonuna geldik. Bu hafta öğrencilerin dertlerini, sorunlarını, yurt konularını gündeme getirdik. Haftaya bir başka programda görüşmek üzere.